Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Çepeçevre Yaşam programında bu hafta Aydın'a gidiyoruz. Aydın merkeze bağlı İmamköy'de köyün hemen dibinde yapılmak istenen jeotermal enerji santraline karşı yöre halkının vermiş olduğu mücadeleden bir kesit ekranımıza taşıyacağız. Aslında bir halk toplantısı bu. Yöre köylüleri jeotermal enerji santrallerinin etkilerini, yaşam alanlarına olacak etkilerini işte bu bilgilendirme toplantısında öğrenmeye çalışacaklar. Jeoloji Yüksek Mühendisi Tahir Öngür'ün bir sunumu olacak burada. Bu köyün bir başka özelliği de Kurtuluş Savaşı'nda işgale karşı direnen yöre halkından Çete Emir Ayşe, ki kendisi tek kadın Efe olarak bilinir ve istiklal madalyası sahibidir. Çete Emir Ayşe'nin köyü İmamköy. Bu toplantının düzenlenmesi sürecinde oluşturulan komitede köylü kadınların yoğun katılımı ve çabaları olduğunu biliyoruz. İmamköy'ün jeotermal enerji santraline karşı verdiği mücadeleden bir kez de ekranımıza taşımaya çalışacağız bu hafta. Aydın'ın dağlarından yağ, Ovası'ndan bal akar sözünü duyarak büyüdük. Tüm zenginliğimizin bunlarla sınırlı olmadığını, çevremizin altında büyük bir jeotermal rezervi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Gelişmekte olan ülkemiz, bütün dünyada olduğu gibi yeni enerji alanlarına ihtiyaç duyuyor. Biz jeotermal enerjinin ülkemiz için gerekli olduğunu, temiz, yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Eskiden bu enerjiden bahsedildiğinde sadece aklımıza kaplıcalar gelirdi. Bugün sera turizmi, sera tarımı, turizm, konut ısıtma ve elektrik alanlarında bunlardan yoğun olarak kullanılıyor. Bizim bütün dünyanın kullandığı bu enerjiyi ülkemizde uygulanırken dünyanın kullandığı çevre kriterlerine uyulması, doğanın korunmasından başka herhangi bir derdimiz yok. Aynı zamanda ilimiz bir tarım şehri olduğu için bu planlar yapılırken halkla görüşülmesi, tarım alanlarının işgal edilmemesi, sondaj alanlarının tarım alanlarından oldukça uzak mesafelerde seçilmesini istiyoruz. Bizim jeotermal enerjiyi öğrenme serüvenimiz ise çok geç başladı. Bu sondajlar çok uzun süredir bölgemize devam ediyordu. Biz bu konuyu çok fazla, açıkçası kendimi de eleştirerek söylüyorum, çok fazla ciddi almadık. Ta ki köyümüz ilköğretim okuluna bir sondaj yapılacağını öğrendiğimiz güne kadar. İlkokulun yanına bir sondaj yapılacağını öğrenince panikledik. Tam o sıralarda da Aydın'da jeotermal tarıma etkileriyle ilgili bir panel düzenlendi. O panik havasıyla kahvede toplandık. Bir komite seçtik. Komitenin ilk hedefi hangi hukuki süreçleri kullanabileceğimiz araştırmaktı. Ayın 22'sinde 20 Ocak'ta valiyle bir görüşme yaptık. Taleplerimizi ilettik. Bu sondajı istemediğimizi, bunun hem yerleşkeye, hem ilkokula, hem sağlık evine çok yakın bir alan olduğunu söyledik. Ayın 23'ünde komitedeki insanlar büyük bir üstün çabayla bir gecede 633 tane imza topladılar. 633 imza Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı'na, Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bu imzaların sonucu olarak da 5 Şubat'ta MAREN buradaki sondajı durdurma dair bize bir tutanak verdi. Bu süreçte bizi desteklediği, taleplerimizi dinlediği için Sayın Valimize teşekkür ve borç biliriz. Mühendisi, Yüksek Jeoloji Mühendisi Tahir Öngör Hocamız ve tarıma, jeotermalinin tarıma etkileriyle ilgili kitap yazmış olan, şu kitabın yazarı Naim Özdamar Hocamızdı. Fakat Naim Hocam bugün yengesi vefat ettiği için cenazesine katılmak zorunda kaldı. Hepinizden özür diledi. Çok teşekkür ederim. Misafirimiz olmaktan daha güzel bir şey olamaz. Birçok dostumu gördüm, sizlerle tanışma fırsatıyım ve tam da üzerinde konuşulması gereken bir zamanda jeotermalin konuşma fırsatı olduğu için de ayrıca mutluyum. Kendimi şöyle tanıtayım. 1966 yılında Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Hemen ertesi gün bursluydum. MTA'da jeotermal ile ilgili çalışmaya başlamıştım. Daha önceden stajlarımda zaten o çalışmalara tanık olmuştum, katılmıştım. 50 yıldır jeotermalin içindeyim. İlk yıllar hep duyduğumuz laf, jeotermal yeni, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı. Ama bu meslek hayatım boyunca tanık olduklarımı, her şeyi yan yana koyununca jeotermalin bir kere yeni olmadığını çok iyi biliyoruz. Ben işe başladığımda Kızıldere'de hiçbir şey yoktu ama bir tane emekli albay, yaşlı
benden yaşlı bir emekli aybat bir şey kurmuş. Gecekondu gibi bir şey. Oradaki sıcak suyla kuluçka yetiştiriyordu. İnsanlar ömür boyu binlerce yıldır hamam olarak kullanmış, bir yemek pişirmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Jeotermal taşıdığı ısı enerjisiyle zaten bilinen, işte yeni olmayan bir şey. Yenilenebilir evet. Bu yağan yağış eninde sonunda yer altına süzülüyor. Yerdeki sıcak kayaların içinden ısı yükleniyor. Kaplıcalar halinde ya da kuyulardan çekerek siz bunu yüzeye çıkarıyorsunuz. Enerjisinden yararlanabiliyorsunuz. Bu beslenme düzenini bozmazsanız yenilenebilir. Basıncı, sıcaklığı korunabilir. Ömür sınırsız bir şekilde kullanmak mümkün. Ama bırakın başka ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri dahil tüketilmiş, başladığı gibi sürdürülemeyen sayısız jeotermal işletme var. Hırs ve denetimsizlik bu kaynağın yenilenebilirliğini bozabiliyor. O yüzden bu ülkede bu kadar değerli sayılabilecek bir kaynağın kullanılmasında yenilenebilirliğin sürdürülebilmesi son derece önemli ve buna ilişkin kanunların, kontrollerin, denetimlerin ayakta olması lazım. Şimdi bakın sonuna doğru göreceğiz ki Türkiye'deki en büyük eksiklik kamu denetiminin bu konuda sıfırın altında oluş. Sıfır da değil, sıfırın altında oluş. Temiz enerji ise hayır değil. Türkiye'de en yüksek bor içeren sular Aydın'daki jeotermal sular. Eğer siz onu çektikten sonra salarsanız Büyük Menderes'e boru ile, nitriti ile, bakırı ile, özellikle alkali dediğimiz sodyum bilmem nesi ile pamuğa, kimi pamuğa, kimi başka bir şeye zarar veren sayısız şeyi de çevreye gelmiş olursunuz. Dünyada kirletilemeyen bir kaynak söz konusu değil. Kirleten sadece her yerde ve her yerde bunu hırsla ve denetim dışı bir şekilde hırsla geri döndürmeye çalışmak. Şimdi ama bir doğal kaynak bu. Şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde Karaman'da orada kurulacak 5000 megawattlık kömür santralları ile ilgili bir panel vardı. Orada konuşuyoruz. Tema'nın Elbistan temsilcisi oradaydı. O geldi anlattı. Elbistan 103 bin nüfusu var. Yalnızca iki tane de özel hastane varmış. Yalnızca devlet hastanesine 2013 yılında başvuran, vizite için başvuran insan sayısı 510 bin. Yarısı hastaneye gitmedi diyesek, çocuktu bilmem neydi filan falan. İnsanlar bir yıl içinde 10 kereden daha çok hastaneye gitmişler. Neden? Çünkü kömür yaktığınız zaman havaya cıva temmürden bilmem neye kadar sayısız zehirli, zehirleyici şey salıyorsunuz. Aynı şeyi Zonguldak'tan gelenler de anlatmıştı. Jeotermal öyle değil. Jeotermali kurallarına göre kullanırsanız dışarıyla bir ilişkiniz yok. Bakın şu anda sayısız gerilime neden olduğunu biliyorum. Tanıyayım. Ben burada çalışıyorum. Bu bölgede. 6 tane sahanın danışmanlığını yapıyorum. Sorulduğu zaman yeraltı ile ilgili görüşlerimi iletiyorum. Bu bölgede yatırımcı geldiği zaman buralı değil çoğu bu yatırımcıların hemen hiçbiri. Geliyor. Devletten parayı veriyor, bastırıyor. MTA çünkü satıyor bunları. Para karşılığı alıyor ve kuralları belli sözde. Araştırmasını yapıyor. Kuyu yerlerini seçiyor. Kuyuyu açıyor. Santralını kuruyor. Boru hatlarını döşüyor falan. Sonra da elektriğini de hazır hemen devlete satıyor. Ay başında parası gelmezse dünya kadar da faiz alıyor. Kazançlı bir iş. Ama yasa dışı bir iş değil. Kural dışı, ahlaksızca bir iş değil. Yeter ki bunu yaparken gerek kaynağa gerek çevreye zarar vermemenin gerektirdiği kuralları da birileri denetlesin. Hayır. Daha beteri oluyor. Bu yatırımcının hiç aramadığı, istemediği bir takım şeyleri, kuralları MTA koyuyor. Sözün sonunda getireceğim ama burada santral kuruldu. Boru hatları döşendi. Arsalar alındı, satıldı. 10 kuşaktan gelen bir arazi mülkiyeti ya da tarım alışkanlığının yerine alınan parayla diyelim ki İzmir'de ya da Kuşadası'nda apartman dairesi alındı ya da çocuk okutuldu ya da başka bir şey yapıldı. Öbür tarafta kalan arazide ne bileyim bir su kuyusu açıldı, sulamaya gidildi, şu oldu bu oldu. Herkesin kendi kafasına göre kendi içsinin ve ailesinin yaşamını sürdürmeye yönelik tasarıları var ve ona gidiyor. Gelen kişi araziyi aldı, parasını verdi aldı.
istimlak yoluyla arazi alan hemen hemen benim tanıdığım yerdir. Ama iki tip santral var. Bu santrallardan biri, diğer iki şeyde Yavuzköy'ün orada kurulu dört tane santral var. Köşkün orada, Salavatlı'nın orada. Binary tip denilen santrallar. Yer altından akışkanı çekiyorsunuz. Sıcaklığı 120 ile 180 derece arasındaysa en ekonomik, en iyi teknoloji o. Bir takım eşanjör dediğimiz dibinin içinden geçen boruların arasından geçiriyorsunuz. Onun sıcaklığı öbür borunun içindeki düşük buharlaşma sıcaklıklı, işte freon bilmem ne filan falan gibi gazlara geçiyor. Onlar hemen genleşiyor. Hacmi büyüyor, gidiyor türbini onlar çeviriyor. Sonra onu soğutup tekrar aynı yerden geçiriyorsunuz. Ama yer altından çektiğiniz akışkan 1500 metre derine kadar derinden çekiyorsunuz. 2000 metre kuyu açılıyor benimki burada. 1500 metre derinden çektiğiniz sıcak su ve buhar ve gaz gökyüzünü görmüyor. Sıcaklığını borudan öbürüne aktarıyor. Tekrar siz reenjeksiyon kuyularıyla yer altına geri basıyorsunuz. Eğer aklınız başınızdaysa. Neden? Çünkü eğer onu yapmazsanız ertesi sene basınçlarınız düşmeye, santralınız çalışmamaya başlıyor. Yer altındaki kaynağı tüketmemek için çektiğiniz kadarını yer altına geri basmanız lazım. Yanlış yapılmıyorsa, kaçamak yapılmıyorsa, kaza yoksa çevreye bir sıvı dağıtılmıyor. Bir sistem bu. Bu nerelerde var? İşte Germenci'nin Kıdırbeyli ve Germenci'nin yüreğindeki dört tane santralda var. Bu tarafta şeyde kurulmuş olan da var. Yavuzköy'de, Salavatlı'da kurulmuş olanlar var. Çok tipik bir tanesi de Pamukören'de kurulmuş olan. Ama Pamukören'e hadi şimdi gidelim. Bakalım Denizli Karayolu'nun altından bir çay akıyor. Önünüzü göremiyorsunuz buharından. O çayda akan su santralın yer altından kuyularla çekilip santralı çeviren, elektrik üreten, elektriğin TÜBİTAK'a satıldığı, parasının hemen alındığı su. O suyu erken para harcamamak için ya da başka bir nedenle şöyle ya da böyle geriye basacak olan reenjeksiyon kuyuları henüz yapılmamış. Hepsi Menderes'in nehrine boşalıyor. O suyun kimyası bile eksik analiz edilmiş. Kimyasında o suyun içinde ne kadar arsenik var belli değil. Raporlarına bakıyorsunuz. Ama Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü oraya bir tane koruma var, etüt raporu hazırlamış. Hiç umursamadım şunu. Parasını almış, onaylamış ve santral çalışmaya başlamış. Şu anda orada geriye basma, yer altına basma yok. Bu yatırımcı açısından bir cinayet. Kendi ayağına sıkmak. Çünkü kaynağı tükenecek. Böyle devam etmeye kalkarsa seneye %30, ertesi sene %30 falan o santral çevrilmez olacak. Yeni kuyular açıyor, yeni santrallar kurmak için. O ayrı bir olay. Yani ama bu yanlışı yapmayan, bu canavarlığı yapmayan ya da Aydın'da bir gün çevre il müdürlüğü olursa, sözde var, Aydın'da bir gün çevre il müdürlüğü olur da gidip orayı hemen mühürlerse ertesi gün yeni enjeksiyon kuyuları yapmaya başlar, düzelir. Bu santral tipinde işletme süresince elektrik üretim sürecinin çevreyle ilişkileri oldukça olumlu. Nereden itibaren? Araziler alınmış, eskiden tarım yapılan alanlar boru hattına, kuyu yerine, santrala gitmiş, şudur budur. O bölgede bir değişim var. Bana sorarsanız kayıp yönünde bir değişim. Çünkü Türkiye'nin tarımına bu kadar göçüyor olmasından dolayı ayakta durmak lazım. Ayrı bir olay. Fakat yeni yenilenebilir ve temiz bir enerji devreye giriyor. Kömür yakmak yerine keşke hep böyle santrallar olsa, iyi denetlense ve çevreye de az zarar versin. İkinci bir santral tipi var. Bir tanesi şeyde, Germenci Alangönlü'de. Bir tanesi Kızıldere'de. O santral tiplerine flash tipi deniyor. Sıcaklık 180 dereceden yüksekse basıncı düşürdüğünüz zaman daha fazla bir kısmı buhar olarak ayrılıyor. Buharı doğrudan doğruya türbine gönderiyorsunuz. Kömür yakıp da nasıl türbini çeviriyorsunuz, suyu kaynatıyorsunuz aynı şekilde. Yer altından çektiğinizin 1/5'i buhar olarak türbine gidiyor, elektrik üretiyor. Onu tekrar geri kazanıp yer altına sıkmak mümkün değil. Bugün Germencik Alangüllü'deki 7-8 yıldır çalışmakta olan santralın yer altından çektiği her 5 ton
sıcak suyun bir tonu havaya gidiyor. İki zararı var. Biri yer altındaki kaynak tükeniyor. Bu yağmurlar onu ne kadar da bir geriye besliyor belli değil. Ama gide bu kamunun malı olan, al abi 30 yıllığına işletti diye bir yatırımcıya verilmiş olan rezervuar dediğimiz yer altındaki sıcak su ısı taşıyan suyun bir bölümü eksiliyor. İkinci bir zararı var. Niye Manisa'da incir yok? Niye Aydın'da Büyük Menderes Grabeli'nde incir var? Çünkü incir mevsiminde ürün aldıktan sonraki ortalama sıcaklıklar ve havanın ortalama bağıl nemi değişmiyor. Sabit ve incirin aradığı şey. 160'ın üzerine şeyin nemin çıkmaması gerekiyor. Onun kendi nemini yavaş yavaş güneş ışığında yitirmesi gerekiyor. Ah Naim Hoca olsaydı burada anlatacaktı size. Kızıldere'nin bitişiğinde kuyular açıldığı zaman ya da santral havaya buhar saldığı zaman havadaki bağıl nemin nasıl %100'e çıktığını üniversiteden aldığı yardımlarla yerinde yaptığı testlerle belirlemiş. Bilinmeyen bir yanı yok mu? Yani Manisa ayrı. Manisa'da olabilir, havaya fazla nem salarsanız da inciniz zarar görmesine. Ama Aydın'da incir sürecekse, Aydın'da incir tarımı, kuru incir ürünü alma şeyi, isteği, emeği, faaliyeti sürecekse flash tipi santral olmamalı burada. Hayır, flash tipi santral olmaz. Hem yer altındaki kaynak bu şekilde tüketilmesin, hem de çevreye böyle ortalama nemi yükseltecek, bir sorun yaratacak, bir sıkıntı yaratılmasın. Şimdi iki tane elektrik santralı tipi var. Birinde öncesini sonra konuşacağım. Yani santral çalışmaya başlayana kadar. Birinde çevreye bir şey atmıyorsunuz. Gidin dolaşın o santrallara. Bakın soğutma kuleleri var. Ara sıra böyle sanki bir kibrit alevi tutuyormuş gibi bir şeyler oluyor. Onun dışında havaya buhar çıkmıyor. Şu havada bile görmüyorsunuz. Bir de flash tipi santrallar var. Bembeyaz ortalık. Hava soğuduğu zaman daha iyi görünüyor. Nem azaldığı zaman daha iyi görünüyor. O zaman Aydın'ın jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde bu ülkede bir devlet varsa, bu yeraltı kaynağı kamununsa, bu tarımsal alanlar kamununsa, biz kamuysak, burada yaşayanlar, çalışanlar, geçimini sağlayanlar, büyüyen çocuklar, bu toplumsak biz, o zaman bunların hepsini koruyacak bir devletin müdahalesi gerekiyor. Geriye kalıyor esas birebir her gün yaşadığınız ve esas sıkıntı çektiğiniz, çok şikayetçi olduğunuz, bazılarını da gözünüzde büyüttüğünüz şeyler. Yabancı biri geliyor, ben burada kuyu açacağım diyor, arazi pazarlığına başlıyor. Akşam kahvede konuşuluyor, ertesi gün şeyler, birazcılar konuşuyor, şu oluyor, ondan vazgeçiliyor, öbürü ondan vazgeçiliyor, öbürü falan. Ama eninde sonunda kuyu için bir yer bulunuyor, kuyu açılmaya başlanıyor. Jeotermal sondajlarında, kuyu yapımında ne yazık ki jeotermale özgü bir teknoloji değil, petrol sondajcılığının teknolojisi kullanılıyor. Onlarca dönüm, belki 150 dönümlük bağ alanı yok oluyor, mahvoluyor. Aslında cebimde getirdim, bir perdede sunum imkanı olsaydı onları bir de öyle birebir görerek de şey edebilirdik. Kimi zaman kuyu bitiyor. Ne kadar su çekebileceğiniz, sizi bir hafta 10 gün sürekli test yaparak, dışarıya su akıtarak ölçebileceğiniz bir şey. Bunun sıcaklığı ne, hangi derinlikten geliyor? Daha başlangıçta değiştirmeden önce bir havuzun içinde naylonları seriyorsunuz, elinizden istediğiniz kadar tedbir alın. Ama sonunda yeraltı suyuna da bir miktar bulaşma oluyor. Fakat sonunda onu bir de atmanız lazım. Ben bir şeye tanık oldum. Manisa Alaşehir'de böyle bir projede sondaj çamurunu atacaklar, dereye dökme diye belediye geldi, ceza yazdı. Bravo dendi belediye başkanına. Ne yapalım başkanım? Tamam ben hallederim. Verin parasını, ben onu al, vidanjörünü alıyorum. O belediye elindeki vidanjörlerle o sondaj çamurunu çekti, aldı çukurlardan. Götürüp Alaşehir çayına kendisi döktü. Düşünebiliyor musunuz? Hayır bunu, ama zaten şeyin sondajcıların o belediyenin sınırı dışında öbür taraftakiler de kendileri döküyorlar. Kuru dereye döktüm diyorlar. Şunu yapıyor.
bir mecburiyet var orada. Ne kadar bu? Bir hafta 10 gün. Yani sondaj 1,5 ay. Ondan sonra da test sırasında sıcak suyu buharı bilmem neyi çevreye salmak bir hafta 10 gün. Ama jeotermal ondan sonra ise oraya kadar olan kısmını birilerinin iyi denetlemesi durumunda jeotermal hakikaten yeni yenilenebilir ve temiz bir enerji. Kim denetleyecek bunu? Bakın. Aydın Çevre İl Müdürlüğü'nün internet sayfasına girin. Chat şeylerine bakın. Bunlarca rapor chat gerekli değildir kararıyla geçmiş Aydın Çevre İl Müdürlüğü'nün. MTA'nın bugüne kadar kabul ettiği rapor yok gibi bir şey. Şu anda Aydın'da çalışan santrallar içinde bir tanesinin koruma alanı etüt raporu mahkeme kararıyla onaylandı. Onun dışındakilerin 4-5 yıldır çalışan santralların bile raporları koruma alanı etüt raporu onaylanmış değil. Çok şükür ki değil. Bu alanda tarım yapılmasın istiyor. Yapılarsa ilaç kullanılmasın. Gübre kullanılmasın. Hayvan bakımı yapılmasın. Ev varsa eskiyince yıkılsın, yenisi yapılmasın istiyor. İzin vermişler Pamukören'de. Şehrin içinde mahalle arasında kuyu var. Şimdi orası için MTA'nın hazırladığı koruma alanı etüt raporunda diyor ki buradaki evler eskiyince yıkılsın, yenisi yapılmasın. Bütün atıkları kanala toplansın, gönderilsin. Yahu sen yer altından çektiğin akışkanı üstelik Menderes'e boşaltıyorsun. O seni rahatsız etmiyor. Neyi koruyorsun? Hiçbir şeyi korumuyor. Yatırımcıyı da korumuyor. Bence. Bir eksik kamu denetimi. Kuyular yapılırken, kuyu şeyler seçilirken, santral yerleri seçilirken, imalat sırasında, testler sırasında çevreye mümkün olduğu kadar az zarar verecek önlemlerin alınması için Aydın'da birilerinin olması lazım. Çevre İl Müdürlüğü'nün olması lazım. Gidip de bunu söyleyenlere, aa ben görmedim, haberim yok diyorlar. Denizli'ye de mi gitmediniz Allah'ın adı? Yolun altından akıyor, buharlar püskürüyor. Bir tane de kırmızı tabela koymuşlar. Dikkat, sıcak su yanma tehlikesi diyor. Tedbirlerini de almışlar. Birisinin ayağı yanarsa, eline koluna sıçrarsa o suçtan da kurtulurlar. Çevre İl Müdürlüğü Aydın'a lazım. Her yeri sera yapmak mümkün Aydın'da. O zaman jeotermal kaynaklar Aydın ilinin bir zenginliği. Kamunun bir zenginliği. Kamu demek biziz. Sizsiniz. İzmir'de yaşıyorum ama bir ayağım burada, gönlüm burada, burada yediğim, içtiğim neler oldu. Bizim bu yeraltı kaynağı. Bunu en iyi şekilde değerlendirmenin yolu yalnızca hızlı bir şekilde elektrik üretip TEOŞ'a satmak da bir yolu tabii de onu kontrol etmek ama onun dışındaki bütün öbür kullanım tarzlarını da hayata geçirmek. Oradaki sistemi yeraltı kaynağına verdik, geri dönüşümlü sistem olduğunu ifade ettiler. Çünkü bu mağdurlardan bir tanesiyiz biz de burada. Fakat bunu böyle bir sistemin çevreye zarar vermeyeceğini söylediler. Fakat siz de diyorsunuz ki arada bir gaz salınımı olacak. Bu gaz salınımı hemen 50 metre ötesi yerleşim yeri, Yılmaz Köy'ün yerleşim yeri. Bu insanlar bu havayı teneffüs etmeyecek mi? 2 kilometre ötesi İmamköy. Bu insanlar bu havayı teneffüs etmeyecek mi? Edecekler. Muhakkak bir zararı vardır. Bunun yanında bir sürü zeytinlerimiz, zeytin ağaçlarımız, incir ağaçlarımız, bağımız, her şeyimiz var. Ve şu İmamköy çevresinin geçim kaynağıdır bu çevredeki araziler. Peki bu kadar bu zararın altında hem gelecekler o borularıyla, hem gelecekler havaya saldıkları gazla, hem de zaman içerisinde bu üretimin de düşeceğini düşünüyorum. Verimliliğinin azalacağını düşünüyorum. O zaman bu insanların geçim kaynağı nereden olacak? Ben Mehmet Vergili, Efeler Meclis Üyesi. Aynı zamanda Efeler Çevre Komisyonu Üyesi. Hocam sağ olsun bir şeyler anlattı. Yani şu anlamdaki yasa, belediyelere bize çevreyle ilgili işte İmamköy Okulu'nun avlusuna bir kuyu kazıyoruz, bu kuyu buraya doğru mudur, eğilir diye sormuyor. Yani ben de hatta başkanımla da sordum, arkadaşlar çevre konuşuyoruz, ne işe yarıyoruz? Yani bu adamlar buraya kuyu kazıyorlar, biz belediye olarak bizim haberimiz yok. Ben niye çevre konuşuyorum, öyle mi?
Ve vatandaş bizi neden seçti? Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Çepeçevre Yaşam programında bu hafta İmamköy, Aydın İmamköy'de yapılan bir halk toplantısını ekranlarımıza taşıdık. Köyün hemen yakınlarında İlkokula, sağlık ocağına çok yakın bir konumda jeotermal enerji santralleri ve sondajları yapılması planlanıyor. Köylülerde, yaşam alanlarında böylesi bir faaliyetin olmasına izin vermek istemiyorlar. Doğal olarak yaşam alanlarına zarar olacağını düşünüyorlar ki yapılan sunumlarda da, jeotermal ile ilgili yapılan sunumda da bu faaliyetin yörede hem tarım alanlar açısından hem de yaşam alanlarına zarar vereceği dile getirildi. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.